çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Evet Honos, böyle bir durum ancak 5000 yılda bir olur. Bu hafta 152.369 iyilik, 152.369 kötülük yapılmış. Yani durum eşit, berabere. Bu durumda penaltı mı çekilecek? Pardon, özür dilerim. Evet Selena, bir önerim var mı? Başından beri söylediğim gibi Yüce Honos. Kötülük durdurulsun ve sonsuza dek yok edilsin. Ben o durumdan bahsetmiyorum. Beraberlikle ilgili durumdan bahsediyorum. İyilik ve kötülük asla beraber olamaz. Bir de Hades'in fikrini alalım. Hades nerede? Evet, Hades nerede? Her hafta bu saatte burada toplantı olduğunu biliyor olması lazım. Hades! Hades! Yürü Lucifer! Hadi oğlum! Bugünlük bu kadar kötülük yeter. Hep geç kalıyorsun. Toplantı saatini bilmiyor musun Hades? Biliyorum Yüce Honos. Biliyorum. Ama hep son bir kötü daha kazanıp öyle gelin diyorum Yüce Meclis'in huzuruna. Ne yapayım? Elimde değil. Kötü insan kazanmayı çok seviyorum. İyiliğe karşı olmasa da bu meclise karşı saygılı olmalısın. İyilikle kötülük bu hafta berabere kaldı Hades. Bu duruma herhangi bir çözüm önerin var mı? Var. 24 saat ekleyelim süreye. Yani 8 gün üzerinden değerlendirilsin bu hafta. Evet. Galiba en doğru çözüm bu. Evet Selena, sen ne dersin? 24 saatlik uzatmaya var mısın? Kötülükle değil 24 saat, 24 bin yıl bile savaşırım Yüce Honos. Tamam. Madem anlaştınız, süreniz başlamış bulunuyor. Bir gün gelecek ve sen neden kötülüğün yanında yer almadım diyeceksin. İyilik! Sonradan duyulacak pişmanlıktır ve kaybetmektir. Evet, özel fitnat koleji yolcusu kalmasın. Hadi 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 kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, yakaladım. Kıpırdama. Çantaları bana verin yoksa kardeşinizi bir daha göremezsiniz. Tamam, çantaları sana veriyoruz. Nazlı'ya bir şey yapma. Oyun oynamaya kalkmayın. Kapıyı aç. Sen de bırak ama kardeşimizi. Kapıyı aç. Hepinizden nefret ediyorum. Sen benim şoförümsün, pis süfikar. Kıvılcım, ne işin var kızım senin burada? Ben doğru yerdeyim Aslı. Asıl yerinde olmayan şoför bozuntusu olacak o Zülfikar. Ha? Zülfikar! Zülfikar! Neredesin? Nerede olacak? İş saatinde küçük arkadaşlarla oyunlar oynuyorlar. Aferin kız. Hem sen onun yüzünden derslerine de geç kalıyordun. Değil mi pıtırcık? Hem ben onun yüzünden derslerime de geç kalıyorum. O hep diğerleriyle ilgileniyor. Bak sen. Neden acaba? İyi de bir taneciğim, ne yapabilirim ki? Aa, cevap veriyorum. Zülfikar'ı işten çıkar. Kov onu Aslı. Kov, kov, kov. Kov onu Aslı. Kovayım mı? E baba? Ya bana ne, kov. Bak Zülfikar'ı kovmazsan nefesimi tutarım. Aa, yapma, yapma Kıvılcım, yapma kızım. Aç ağzına nefes al. Tamam, sen üzülme. Bir çaresine bakarız, tamam mı? Sen yeter ki ders çalış ve o cadılardan çok 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 yüksek notlar al. Zaten ben müdür hanımla konuştum. Çok yüksek notlar alacaksın. Hadi bakalım şimdi okula. İyi dersler. Bana iyilikten bahsetme Aslı.
anlatabilir misin? Tabii. Sağ ol. Nefret ediyorum şu spor çantasını taşımaktan. Çok ağır. Sınıfta alırım ben çantamı. Ha, bu arada sakın kurcalama çantamı. Kızlar. Ay niye alıyorsun ki Kıvılcım'ın çantasını? Az yesin de kendine uşak tutsun bir tane. Evet, evet abla ya. Daha sınıfa 300 adım daha var. Sırtını alır mısın sonra? Canım taşırım alt üstü bir çanta. Ey kızlar, WhatsApp. İyidir şeker, senden WhatsApp. Nasıl olsun işte. Üç böcekle aynı evi paylaşan bir çiçek. Nasıl söyleyeyim? Kıvılcım, spor çantan nerede? Bugün beden dersi var, unuttun herhalde. Yok, unutmadım. Böceklerden birine verdim çantamı. O taşıyor. Madem ki evimi işgal ediyorlar, bir işe yarasınlar değil mi? İyi yapmışsın vallahi. Ozan değil mi? Evet. Niye şofmanla gelmiş? Beden dersi ilk ders ki. Bilmem. Neyse, ben gidip kendisine sorayım bari. Nasılsın kızlar? Harika. Merhaba Kıvılcım. Bakıyorum da beden dersi havasına erken girmişsin. Yok canım, ondan değil. Okulun atletizm takımındayım ya. Okullar arası yarışma için antrenmanımız var bugün. Haliyle ben de derslerden izinliyim. Ya ne güzel. Aslında ben de düşünmüştüm atletizm takımına katılmayı. Tüh. Biraz geç kalmışsın ya. Takım çoktan seçildi bile. Hadi ya. Olsun. Ama istersen okul çıkışında koşarak... Selin. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Antrenmanınız var galiba bugün. Evet, anlaşılan senin de antrenmanın var. Nasıl yani? Baksana böyle çantaları sırtlanmışsın filan. Aa, bunlar mı? Bunlar şey ya. Ben de böyle zaten sportif, güçlü kızlardan çok hoşlanırım ya. Hani vardır ya böyle tipler, ay koşamam, ay yürüyemem. Nefret ederim öylelerinden. Ya. Ya. Selin, versene sen de şu çantayı artık. Allah Allah, illa ben taşıyacağım diye tutturdu. Sanki ben taşıyamıyorum. Taşırsın, taşırsın. İçindeki 3 kilo makyaj malzemesini çıkartırsan daha kolay taşırsın. Bir, iki. Evet çocuklar, dinleyin bakayım burayı. Bir saattir toparlamadınız. Hadi. Çabuk. Geç çocuğum, geç. Orhan geç. Evet sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz ki okullar arası atletizm yarışmalarına çok az bir süre kaldı. Ve yine biliyorsunuz ki bu yarışları kazanmamız okulumuzun prestiji açısından son derece önemli. Kazanan okula para ödülü de var. Ama tabii ki para ödülünün okulumuz açısından hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan okulumuzun prestiji değil mi? O zaman para ödülünü bir vakfa bağışlayalım hocam. Sus bakayım sen. Sana mı soracağım para ödülünü ne yapacağımı? Neyse. Sadede gelelim. Bu sene yarışlara katılacak olan arkadaşlarınızdan Ceyda maalesef ayak bileğini burktuğu için katılamayacak. Onun yerine yarışmaya katılacak olanları aranızdan bugün öğleden sonra 7. ve 8. sınıf arasından yaptığımız bir elemeyle belirleyeceğiz. Aman Allah'ım, işte bu aradığım fırsat. Şimdi elemelere katılmak isteyenler lütfen yakınımıza gelin ve Şahane Hanım'a isminizi yazdırın. Ben katılmak istiyorum hocam. Kıvılcım, sen nefret edersin koşmaktan. Ozan'la birlikte koşmaktan değil ama. Düşünsenize, herkes ders yaparken ben Ozan'la antrenman yapacağım. Bana şans dileyin kızlar. Kıza bak ya. Sırf Ozan'a yakın olmak için takıma girmek istiyor. Sen neden duruyorsun o zaman? Nasıl? Sen de katılsana seçmelere. Ben mi katılayım? Tabii. Senin neyin eksik ki Kıvılcım'dan? Sen ilkokulda koşu takımındaydın. Yani en azından Kıvılcım kadar atletizme ilgisiz değilsin. Doğru söylüyorsun. Ben de katılmak istiyorum öğretmenim. Tabii, adın? Selin Aykar. Ne işin var senin burada? Çok vaktin varsa git eve, temizliğe, bulaşığa yardım et. Hiç boşuna uğraşma Kıvılcım. Ben de katılacağım seçmelere. Ne yani? Koskoca okuldan sadece 5 kişi mi hızlı koşabiliyor? Ablacık, ben de katılayım yarışmaya. Gizli gücümü kullanırım, yarışmaya kazanırım. İyi olurdu Nazlıcığım ama sadece 7. ve 8. sınıflar katılabiliyor. Of ya, benim daha 7. sınıfa gitmeye daha 1000 gün var. Olsun Nazlıcığım, sayılı gün çabuk geçermiş. Hem sen katılırsan bu sefer Selin kazanamaz. Doğru söyledin be ablacık. Bak sen,
Selena'nın öbürü atletizm takımına girmek istiyor demek. O kızın seçmelere katılmasına izin verme. Bırak diğer dördü katılsın. Zaten seçme dediğin dört kişiyle yapılır değil mi? Salla Selin'i gitsin. Hay Allah. Sana söylemeyi unuttum Selin'cim. Bu sene seçmeler sadece dört kişi olarak yapılacak. Sen katılamayacaksın. Sen de seneye katılırsın artık. Ama hocam ben ilkokulda atletizm takımındaydım. Tamam. Hadi canım. Hem ben takımımda fakirden devşirme sporcu istemiyorum. Nasıl da üzüldü. Nasıl da ağladı. Bayılıyorum işime. İnsanın sevdiği işi yapması kadar güzel bir şey var mı şu dünyada? En iyisi kaybolayım, kötülük beklemesin tabii. Fitnat Hanım, isterseniz Selin'i de alalım seçmelere. Ne olur ne olmaz, belki iyi koşuyordur. Hem baksanıza, ilkokulda atletizm takımındaymış. Hadi oradan canım, siz ne bakıyorsunuz onun öyle söylediğine? Kendi netice itibariyle köy okulunda okumuş bir çocuk. Tarladan eve koşmayı atletizm sanıyordur o. Siz bilirsiniz ama unutmayın Fitnat Hanım. Bütün ünlü atletler fakir ailelerden çıkmıştır. Hadi canım. Tabii. Bakarsınız dediği kadar iyi koşuyordur. Hayır yani ben işin ucunda büyük para ödülü var diye diyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Denemekten bir zarar çıkmaz değil mi? Gerçi para ödülünün okul için önemi var. Benim cebimi görecek canım. Selin. Gel yavrum, sen de katılacaksın seçmeden. Oley, teşekkürler öğretmenim. Ama hocam. Evet, şimdi herkes sınıflara dağılsın lütfen. Elemeler bugün öğleden sonra ona göre. Selena. Selena. Hayatım, küçük bir işim çıktı, ben seni sonra arayacağım. Döneceğim, tamam. Tamam, hadi bay bay. Efendim emrettiğiniz gibi ben küçük hanımları okula bıraktım. Arabayı yıkattın mı? Yıkattım efendim. Cila? Cila da attırdım efendim. Lastikleri şişirdin mi? Yağına suyuna baktın mı? Tabii. Hepsi normal efendim. Teyp biraz cızır diyordu. Kolonlar bozuktu efendim. Yaptırmadın yani ha? Yani ben düşündüm ki burada bana ihtiyacınız vardır. Kolonlarla şimdi vakit kaybetmeyeyim diye hemen geleyim dedim. Düşünmek senin işin değil Zülfikar. Sen düşünmek için para almıyorsun. Sen şoförlük yapmak için para alıyorsun. Bu disiplinsizliklerin bin oldu. Üfle bakayım. Olmadı işte. Kovuldun. Efendim neden? Arabaya iyi bakmıyorsun. Disiplinsizsin. Canım şimdi sana tek sayayım hepsini. Teessüf ederim efendim. Ben arabaya kendimden iyi bakıyorum. Anlatamıyorum galiba Zülfikar. Kovuldun. İstersen heceleyeyim ha. Kovuldun. İstemiyorum canım seni bu evde. Hem arabaya iyi bakamıyorsun. Çocukları sana emanet edemem. Anladın mı? Kovuldun. Çık dışarı. Ben gideyim o zaman. Yok istersen yatıya kal canım ha. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık. Kovuldun. Alo. Alo Ekrem'cim, Ekrem'cim dayanamıyorum artık, gitti şurama geldi, kovdum onu. Kim olacak canım Zülfikar'ı? Hayır, arabaya zaten iyi bakmıyordu, biliyorsun hep anlatıyorum. Sonra bugün okuldan aradılar. Çocuklar okula geç gitmişler hayatım. Niye biliyor musun? At yarışı oynamak için Veli Efendi'ye gitmişler, inanabiliyor musun? Geçen gün yıkatmaya bile ben götürdüm arabayı. Evet hayatım. Evet dayanamadım, kovdum. Canım tamam. Şimdi arabanın lastikleri inmiş, onları şişirttirmek için ben çıkıyorum şimdi. Tamam, sonra ararım seni. Tamam. Hadi öptüm canım, bay bay. Bay bay. Oh, bu işi hallettim. Müstesna. Bana bir kahve yap. Keyif kahvesi. Bol keyifli.
önce evimi paylaşmaya kalktılar. Şimdi Ozan'ı elimden alacak aklınca. Ozan ne zaman senin elindeydi ki? Bana bak Dilara, sen kimin tarafındasın? Senin tabii ki, şaka yapıyorum. Ay hiç şaka kaldıracak durumda değilim valla. Ayrıca bilginiz olsun diye söylüyorum. Elim maydanoz olmasaydı Ozan çoktan benimdi. Ama fark etmez. Ben bir şey benim olacak dedim mi? O benim olur mutlaka. Ben hele şu yarışı bir kazanayım da. Da işte o nasıl olacak? Evet Kıvılcım, ya Selin senden daha hızlı koşuyorsa? Hiç fark etmez. Onu daha yarışın başında saf dışı bırakacağım. Nasıl? Görürsünüz. Peki Selin'i saf dışı bıraktın diyelim. Diğer üç kızdan biri seni geçerse? Oho, siz beni daha tanıyamamışsınız. Ben o kızları bağladım bile. Nasıl bağladın? Nasıl olacak? Yarışı bitirmemeleri karşılığında üçüne de istedikleri mağazadan birer kot, tişört ve ayakkabı alacağımı söyledim. Hadi be, şeytansın kızım sen. Peki o kadar paran var mı kenarda? Az buz tutmaz bu söylediklerin. Ama anlam olacak. Kendime istiyorum diye annemlere söylerim. Yok derlerse nefesim tutarım. Dayanamazlar nasıl olsa. Bahçede bir tur atacaksınız değil mi? Evet. Ben hesapladım. Tam tamına 1600 adım koşacaksın. Ay kızlar. Ya birinci gelemezsem? Ya Kıvılcım beni geçerse? Havasından geçilmez. Düşünmek bile istemiyorum. Günde 5 defa başıma kalkar. Günde 5 defa başına kalksa ayda 150 yılda... Tamam Nazlı, yeter ablacığım. İyice panik yapacak. Keşke senin hızlı koşma gücün bende olsaydı Nazlı. Yo yo Selena. Acaba bir şekilde güçlerinizi değiş tokuş edemez misiniz? Aklınızdan bile geçirmeyin kızlar. Aa, Selena. Evet, ta kendisi. Nasıl geldin sen buraya? Hiç sormayın kızlar, belediye otobüsüyle. Yalnız Akbilim'de para kalmamış, dönüşte bilet almam lazım. Nasıl gelmiş olabilirim sizce? Hayır yani, biz ellere tutuşup seni çağırmadık da ondan. Aa, evet, siz beni çağırmadınız ama ben bana ihtiyacınız olduğunu hissettim. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ya içimden bir his, kızlar sırf okuldaki arkadaşlarına hava atmak için onlara yalnızca iyilik amacıyla verilen özel güçlerini kullanmayı düşünüyorlar dedi. Ama ne yapalım? Kıvılcım bizimle çok dalga geçti. Evet. Zaten Kıvılcım yarışmaya sırf Ozan için katılıyor. Yani aynı amaç için katılıyorsunuz. Ama ben şey yani... Bak Selin'cim. Kıvılcım'ın yaptığı çok büyük bir hata. Ama onun yaptığı hatadan hırslanıp senin de aynı hatayı yapman seni haklı kılmaz. Hem unutma, iki yanlış bir doğru etmez. Aslında Selin'in suçu yok. Ona biraz da ben cesaret verdim. Ama gerçekten o ilkokulda koşu takımındaydı. E süper. O zaman bu yarışı kendi gücüyle de kazanabilir. Sadece bir kereliğine Nazlı'nın güçlerimizi değişsek... Tamam, anladım ben. Ne yapalım, ben ısınmaya devam edeyim o zaman. Yarışa gelecek misin? Kaçırır mıyım? Selena. Efendim? Sen buraya sadece bize bakmak için geldin değil mi? Tabii ki. Niye sordun? Hiç. Acaba seni buraya çeken başka şeyler de var mı diye. Ne gibi? Merhaba Selena Hanım. Aa, Burak. Kızlar biz bu tarafa gidelim isterseniz. Belki öğretmenimiz Selena ile bir şeyler konuşmak ister. Yani derslerimizle ilgili. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim ya sen? Ben de iyiyim. Dersler falan işte. Ayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Beni mi? Selin'in seçmeleri varmış. Hem ona destek olayım dedim. Hem de gelip bir kızları göreyim dedim. Ya zaten buralardaydım. Uğradım öylesine. Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden. Seni öpsünler diye gönderiyorum sana. Bana kucaklarında seni getiriyorlar. Ben de sonra o seni getiriyorum sana. Bana mı? Özdemir Asaf. Efendim? Özdemir Asaf'ın bir şiiridir bu okuduğum. Şiir. Tabii ya, şiir. Beğendin mi? Çok beğendim. Yani şiir olarak gerçekten çok güzel bir şiir.
Sana kitaplarını getirebilirim Özdemir Asaf'ın. Diğer şiirlerini de çok seversin eminim. Tamam, çok sevinirim. Tamam o zaman. Adresini verirsen bu akşam uğrar bırakırım. Adres? Evet, bir evin var değil mi? Evim. Ne o? Yoksa gökyüzünde mi yaşıyorsun? Olur mu canım öyle şey? bir dakika. Umarım beni yanlış anlamadın. Ben evine uğrayayım derken kendimi evine davet ettirmek gibi bir niyetle söylemedim. Sadece kitabı vermek için. Lütfen kusuruma bakma. Ha yok yok yok. Yani ben birden adresi hatırlayamadım da o yüzden yani. Şimdi hatırlarım. Şimdi bana kullanılmayan bir ev lazım. Dur bakayım. No 9. Efendim? No 9. Ata Caddesi, Gülseren Sokak, Tarabya, No 9. Ata Caddesi, Gülseren Sokak, Tarabya, No 9. Tamam. Öyle hemen çekip gitmeyeydim be oğlum. Ben konuşurdum Ekrem Bey'le. Ya gerek yok anne. Ben zaten şimdi kendime iş ayarlayana kadar Melek teyzemin yanına geçeceğim. Olacak bitecek. Bak Ekrem Bey seni sever. Beni de kırmaz bilirim. Bırak bir konuşayım adamla. Ha? Ya anne sen hala bu evde Ekrem Bey'in değil de o kadının sözünün geçtiğini anlamıyorsun herhalde. Peki o zaman bak. Her öğün yemeğini mutlaka yiyeceksin tamam mı? Tamam anne yiyeceğim söz. Melek teyzenin de üzme. O seni kendi oğlu gibi sever. Anlaşıldı mı? Tamam anne söz üzmeyeceğim. Hep sonra bak. Bir sıkıntı. Bir derdin oldu mu önce beni arayacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam anne. Zülfikar. Buyurun Ekrem Bey. Aslı yengenle anlaşamamışsınız galiba öyle mi? Biraz öyle oldu zaten. Ne diyelim? Kısmet bu kadarmış. Hayırlısı olsun. Hayırlısı efendim. Bu nedir Ekrem Bey? Bir para. Senin bize çok emeğin geçti Zülfikar. Aynı şekilde sizin de bana çok emeğiniz geçti efendim. Teşekkür ederim. Ben bu parayı hak etmek için bir şey yapmadım. Zaten bugüne kadar bana hak ettiğimi hep ödediniz. Ben buradan kovulmayı nasıl hak etmediysem şimdi bu parayı da hak etmiyorum efendim. Teşekkür ederim. Başarılar çocuklar. Teşekkürler hocam. Hadi Selin göster kendini. Kazanacaksın bu yarışı. Evet abla sen bir numarasın. Sağ olun kızlar. Elimden geleni yapacağım. Ama tabii özel yardımlarda bulunmak isteyenler olursa çekinmesinler. Selin'cim sen zaten çok özel bir kızsın. Ayrıca unutma. Yarışı hile yaparak kazanabilirsin. Ama bu şekilde kaybedeceğin kendine olan saygını hiçbir şekilde kazanamazsın. Anlıyorum. Hadi bakalım o zaman artık yarışa konsantre ol. Merak etmeyin. Onu yarışa konsantre edecek şey geldi bile. İyi şanslar Selin. Teşekkürler Ozan. Bana şans dilemeyecek misin Ozan? Tabii. Sana da iyi şanslar Kıvılcım. Neyse önemli değil zaten. Şansa ihtiyacı olacak olan ben değilim. Başarılar, şanslar. Görüşürüz. Sakın unutmayın kızlar. 50 metre gittikten sonra sakatlandık deyip bırakacaksınız yarışı. Tamam ama istediğimiz mağazadan kendimiz seçeceğiz kıyafetleri değil mi?
Evet ya tamam, en pahalısından alacağım dedim ya. Seninle de alacak mısın peki? Yok hayır, o başka şekilde bırakacak yarışı. Siz üzerinize düşeni yapın, karıştırmayın arasını. Peki tamam. Koşacak olanların dışındakiler dışarı. Herkes yerine geçsin. Start çizgisinde yerinizi alın. Yazık. Gerçekten bu yarışı kazanıp Ozan'la aynı takıma girebileceğine inanıyorsun değil mi? Tabii ki. Zavallı. Yarış bittiğinde yüzünü görebilmek için sabırsızlanıyorum. Korkarım ki bu pek mümkün olmayacak. Çünkü yarış bittiğinde sen benim arkamda olacaksın. Ama ille de yüzünü göreyim dersen finish çizgisini geçtikten sonra dönüp sana el sallarım. Sen bir finish çizgisini gör de. Efendim? Yok bir şey. Fazla üzme kendini diyorum. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder. Ve sen hep kaybedenlerden olacaksın. Selin. Yardıma ihtiyacın var mı? İstersen birkaç arkadaş toplayıp rakiplerinin önünü kesebilirim. Hayır, gerek yok. Bu işi kendi çabamla halletmeliyim. Efendim, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. İyi koşan kazansın dedim. Ya, tabii. Yalancı iftiracı. Kendisi düştü. Ama öğretmenim. Konuşma. Konuşma dedim. Yapmaz. Aa. Yarış daha bitmedi Selin. Nasıl? Şartları eşitleyeceğim. Artık koşabilirsin. Nasıl olsa seni bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Yarışıyorum. Ne isterseniz yaparım. Hem sadece şoförlüğünüzü değil, her hizmetinizi yapabilirim. Aylardır işsizim. Bu işe çok ihtiyacım var. Lütfen beni işe alın. Bana her işimi yapacak biri lazım değil. Bana şoförlük yapacak biri ve senin gibi ezik büzük olmayan biri lazım. Çek dışarı, çek, çek. Bir de bana abla diyor. Gerizekalı. Cinci. Sıradaki. İyi günler hanımefendi. Ben şoförlük işi için gelmiştim. Sen bu yaşta hala araba kullanıyorsun ve benim senin kullandığın arabaya binmemi istiyorsun ha? Merak etmeyin efendim. Hayatım boyunca bir kez olsun kaza yapmadım, şükürler olsun. Amca, bilmem farkında mısın ama sen artık hakkın rahmetine kavuşma yaşına gelmişsin. Hadi canım, hadi güle güle. Güle güle, çık dışarı. Ne kısmetsiz bir insanım ben ya. Nerede abidik gubidik insan var beni buluyor.
Sıradaki. Merhabalar güzel hanımefendi. Ben yeni şoförünüz Tolga. Seni işe alacağımı da nereden çıkardın? Az önce buradan çıkanlarla aramdaki farkı fark etmeyecek kadar kör değilim. Ya. Ayrıca bu farkı sizin de fark edeceğinizden gayet eminim. Aslı, onu işe al. Seni işe aldım. Teşekkür ederim. Pişman olmayacaksınız. Ayrıca kızlara kötü davransın. Ha, aklımdayken. Bu evde bizimle beraber yaşayan 3 besleme var. Selin, Leyla ve Nazlı. Onlara kesinlikle iyi davranmanı istemiyorum. Çok şımarıyorlar. Davranmam. Kötü davranacağım. Siz nasıl isterseniz. Aferin ikinize de. Ah, iyi o zaman anlaştık. Al şu arabanın anahtarlarını da gidip arabayla tanış. Hemen bakma, Ozan orada. Ozan mı? Tam olarak nerede? Saat bir yönünde, tam karşında. Tamam, çaktırmayın, tesadüfmüş gibi olsun. Altın kızlar. Nasıl gidiyor bakalım hileci kardeşler? Ben hile yapmadım bir kere. Bak sen, Türkçe konuşmasını da öğrenmiş. Dici kızlar, burada durup sizin zırvalarınızı dinlemeyi çok isterdik. Ama gitmemiz lazım. Görüşürüz. Öyle kolay kaçamazsınız. Biraz konuşalım. Sizin yüzünüzden bütün okula rezil oldum ben. Merhaba kızlar. Ozan! Ne haber Ozan? İyi Kıvılcım, senden? Ben de tam seni düşünüyordum. Bu akşam bir işin yoksa... Bir dakika, bir dakika. Selin, Selin. Efendim? Saçların çok güzel. Teşekkürler. Evet. Evet, saçlar. Saçlar? Saçlar önemli elbet. Sonuçta hemen kafamızın üstündeler. İnsanın saçlarının olması çok güzel bir şey. Hele seninkiler gibi güzel olunca... Çok naziksin. Görüşürüz. Görüşürüz. Duydun mu? Selin'e ne dedi? Aman her şeyi de duy. Ne dedi? Selin, saçların ne kadar güzel. Sağ ol Ozan, sen de çok yakışıklısın. Ah ne güzel. Rus şirki de burada. Saçmalamayın. Demek Ozan Bey senin hanımın saçlarını çok beğendi ha? Ona öyle bir şey yapacağım ki. Bir daha saçlarını tarayamayacak. Senin saçları çok beğendi abla. Evet, ciddi miydi acaba? Bence ciddiydi. Üçümüz de saçlarımızın güzelliğini annemizden almışız. Canım anneciğim. Zülfikar abi, ne işin var senin sınıfta? Bu bavuldan elinlesi. Evet Zülfikar abi, arabaya yarın bizi bavuldan götürüp getireceksin. Ne oldu Zülfikar abi? Sizinle vedalaşmaya geldim kızlar. Nasıl yani? Ne vedalaşması Zülfikar abi? Ne diyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Kızlar, ben işten çıkartıldım. Yani o işte çalışmayacağıma göre artık o evde de kalamam. Yani kendime yeni bir iş bulana kadar da teyzemle yaşayacağım. Olamaz. Ne olur bizi bırakıp gitme Zülfikar abi. Yapmayın kızlar. Hem zaten bunun böyle olacağı belliydi değil mi? Sadece zamanını bilmiyorduk değil mi? Hemen vazgeçme. Belki yine seni işe alırlar. Şoför olmalısın. Evet hanımefendi. Sen de Kıvılcım Hanım olmalısın. Öyleyim. Daha ne bekliyoruz? Gidelim o zaman. Sen nasıl istersen. Ay.
Hani birisini almışlar bile. E yine bizi beklemeden gittiler. Biz de yürüyerek gideceğiz. Ben gideyim artık. Zülfikar abi de gitti. Evin iyice tadı tuzu kaçtı yani. Bakarsınız bir gün Ekrem amca geri çağırır onu. Bilmiyorum. O cadı kadın oldukça biraz zor ama. Çok özleyeceğiz Zülfikar abiyi. Aa, ağacın üstünde bir kedi var. Hem de yandı kedi. Ne yapıyor acaba ağaçta? Gidip bir sorayım. Kedicik, ne yapıyorsun ağaçta? Mahsur kaldım abla. Hep şu beni kovalayan köpek yüzünden. Utanmıyor musun küçücük kediyi kovalamaya? E ne yapayım, benim doğam bu. Kedi görünce dayanamıyorum, kovalamak istiyorum. Git o zaman kendi dengin olan kedileri kovala. Bu daha küçücük. İyi iyi tamam, gideriz o zaman. Ay sağ ol abla. Yazık ya. Gel. Of nasıl da titriyor. Çok korkmuş. Eve götürelim, burada bırakmayalım ne olur. Aslı buna hayatta izin vermez. Biz de amcamıza sorarız. Bir şansımızı deneyelim o zaman. Oley! Demek biz yürüyerek geleceğiz dediler ha? İlginç. Evet Ekrem. Biz senin bindiğin arabaya binmeyiz dediler. O kadar da ısrar ettim. Ay Ekrem'cim, yani evet zaman zaman çok sevimliler bu yavrucaklar ama çoğu zaman da çatı gibi bir şeyler canım. Baksana yavrumuzun psikolojisini alt üst ettiler. Herhalde istemeden tabii. Abartıyorsun Aslı. Onlar daha çocuk. Çocuk mu? Ay Ekrem biz de çocuk olduk. Çocuk dediğin soru sorar, para ister, oyuncak ister falan değil mi? Ama bunlar öyle değil ki, bunlar bildiğin cadı canım. Yani sevimli cadıcıklar. Hah geldiler. Ah nihayet gelebildiniz. Girin girin girin. Gir. Aa bu ne? Kedi. Ekrem'cim duydun mu? Bu bir kediymiş. Bırak şimdi kediyi bir kenara. Sizden cevap istiyorum. Bu kadar saattir neredeydiniz ve buraya nasıl geldiniz? Ben odamdayım. Ders çalışacağım. Evet hanımlar, sizden cevap bekliyoruz. Burada başçavuşun eşi konuşmuyor. Yürüyerek geldik. Ah, itiraf ettiler hayatım. Ekrem amca, Kıvılcım ve yine şoför abi bizi almadan gittiler. Ve biz de yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Peki ya kedi? Evet ya kedi? Ağaçta kalmıştı, biz de yardım ettik, kurtardık. Bırakamadık. Baksanıza şuna, çok tatlı. Ya, çok tatlı. Ama canım yeterince sevmişsinizdir artık, atın gitsin şu hayvanı. Ne olur bırakmayın beni. Merak etme, seni bırakmayacağım. Ekrem amca, kedi bizimle kalabilir mi? Kalacak başka bir yeri yok. Hem aç da zaten, dışarı bırakırsak ölür. Hayır kesinlikle olmaz. Kesinlikle kedi falan istemiyorum ben. Atın şu pis hayvanı canım. Lütfen. Kesinlikle olmaz diyorum. Evde kedi medi istemiyorum canım. Hayatım sen de düşün taşın karar ver. Özür dileriz amca, sorun yaratmak istememiştik. Siz bir şey yapmadınız çocuklar. Ama Aslı yengenizi uydunuz. Bu kedinin bu evde kalması imkansız. Ama size bu gece için bir torpil yapabilirim. Yarın sabah kediyi bulduğunuz yere götürüp bırakacaksınız. Söz mü?
Söz. Hadi bakalım şimdi. Doğru derslerinizin başına. Koş. Ekrem'cim. Çocukların elinde gördüğüm kedi miydi, bana mı öyle geldi? Kedi, ama yarın sabah götürüp buldukları yere bırakacaklar. Hayatım, çok yüz veriyorsun ama. Aa, gel Tolga, gel gel. Tolga kim? Ay, ben sizi tanıştırmayı unuttum tabii, değil mi? Bu kocam Ekrem, bu da yeni şoförümüz Tolga. Memnun oldum efendim. Hayatım, Tolga 4x4, yani 4x4'lük bir şoför, biliyor musun? Yani arabada ilaç niyetine bir toz zerresi arasan bulamazsın. Yok yani. Arabaya gözü gibi bakıyor. Bütün vidaları tek 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 temizliyor. Cillop gibi yapmış vallahi. 40 yıllık arabamızı sen görsen sen bile tanıyamazsın hayatım. Kayınço tarafından Michael Schumacher'ın akrabası oluyormuş ya. Hayatım, ne kadar şanslıyız değil mi? Çok.